This is normal. We already told you. This is normal. We already told you. Yani bu mücadeleyi görünce sizin de ilk aklınıza bu geldi değil mi? Eminim o geldi. Yani Brawl Stars gizem detaylarını sevenler gayet normal mücadele derken this is normal mücadele. Bence Brawl Stars tarihinin en ilginç, en gizemli mücadelelerinden birisi. Neden mi? Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Birazdan mücadele haritalarını söyleyeceğim size ama haritada kaç kazanma olacak, ödül ne olacak, hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani dükkanda en son böyle bir hareket eden pin vardı ya, ondan sonra gördüğüm en ilginç bir mücadele bu olacak diye düşünüyorum. Gayet normal mücadele ama benim için this is not normal mücadele. Artık bakacağız ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda hakkındaki teorilerimizle konuşacağız yani. Dükkana gelen o değişik hareketli pin paketinden sonra bu da bilemedim. Şimdi Brawl Stars'ın ne kadar gizemli oldu. Hazır Nisan'a da gidiyoruz. Yani şimdi sevgili Brawl Stars, Nisan'a gidiyoruz. Biz çok heyecanlıyız. 19 Nisan'da bizim en sevdiğimiz bir yayın vardı. VKBRL yayını. Şimdi buraya baktığımız zaman şurada da gayet normal diyorsun. Bize eski yeri hatırlatıyorsun. Bilmiyorum artık, gizemler konusunda iyi gidiyoruz. Yani şu an için bizi umutlandıran, mutlu eden şeyler bunlar. Arkadaşlar haritalara bakacağız ama haritalar da ilginç. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir nasıl olacak? Yani burada ne diyor mesela? Şuraya baktığımız zaman 9 maç kazan diyor ya. Nasıl kazanacağız biliyor musunuz? Haritalardan teorilerimizi oluşturacağız. Çünkü çok çok ilginç haritalar. Yani öyle 1-2 tane harita değil. 9 maç diyor ya. Burada tam 9 tane harita var. Şimdi öncelikli olarak haritalarımıza bir bakalım. Sırasını bilemem. Yani belki değişebilir, değişmeyebilir ama haritalarımız bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dostluk maçı oluşturalım ve haritalarımıza bir bakalım. Yani öncelikli olarak elmas kapmacaymış. Elmas kapmacada hangi harita var? Burada bakıyorum. Bakıyorum, evet. Haritamız bu. Vagon çılgınlığı haritası. Yani 9 tane harita olacak ya. Acaba her haritada bir maç mı yapacağız? Şimdi 9 maç dediğine göre muhtemelen matematiksel olarak öyle bir durum çıkıyor. Ama Brawl Stars tarihinde daha önce böyle bir mücadele yok ki. Yani mücadelelerimiz bile gizemli oldu. Oyunumuz gizemliydi, mücadelelerimiz de gizemli oldu. Haritalarımızdan birisi bu. Vagon çılgınlığı. Diğeri sıcak bölge. Sıcak bölgedeki haritamızda gürleyen tapınak arkadaşlar. Haritamız bu. Ya sıcak bölgede de evet, gayet sevdiğim haritalar. Bak şu an 2'de 2 gidiyoruz. Vagon çılgınlığı ve gürleyen tapınak. Sevdiğim haritalar. Sıcak bölgede sevdiğim haritalar. Bir de evet, yani kuşatmada en rahatsız olduğum haritalardan birisi var. Sıradaki haritamız kuşatma ve benim en rahatsız olduğum ve en zayıf olduğum haritalardan birisi. Sizce hangisi? Muhtemelen evet, fark etmişsinizdir bu. Ya şu ortadaki iki tane şey var ya, beni mahvediyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama diğer haritalarımız da bu. Kuşatmada civatalar ve balatalar. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Soygunda bana göre, bakın soygunda beni dinlerseniz eğer, size bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Soygundaki haritamıza bir gidelim hemen. Soygundaki haritamız uzaktaki köprü. Arkadaşlar burada genelde nişancı karakterler tercih ediliyor ya. Burada benim kendi düşüncem ve beni izleyenler varsa bilirler ki burada uzaktaki köprü haritasında Fang inanılmaz iş yapıyor. Onu söyleyeyim size. Yani Fang ile ultinizi doldurduktan sonra bu haritada yenilmez gibi bir şey oluyorsunuz. Hatta takımınızı da taşıyorsunuz. Özellikle orta bölge. Yani fark etmiyor aslında. Sağ sol orta hiç fark etmiyor. Fang bu haritada gerçekten inanılmaz işler yapıyor. Fang'iniz varsa kesinlikle ama kesinlikle değerlendirin. Haritalarımızdan birisi bu. Diğer haritamızı gösteremiyorum. Neden gösteremiyorum? Çünkü sıradaki, yani diğer haritamız basket haritası, yani basket brawl haritası. İsmini de çeviremedim, ball hawk şeklinde. Yani ball hawk, yani bilmiyorum, ball hawk şeklinde çevrilen bir harita basket haritamız var. Diğer haritamız yeni oyun modlarımızdan birisi. Onu da gösteremeyeceğim muhtemelen. Yani şu an bir bakıyorum ama şöyle bir çıkış yapalım, gösterebilecek miyim? Evet, burada ama haritamız bu değil. Maden arabası. Maden arabası haritamızın da drawback şeklinde bir haritamız var. Arkadaşlar onu da orada görüyoruz. Yani maden arabası oyunun en zevkli oyun modlarından birisiydi zaten. Bu sezona özellikle damgasını vurdu. Gelir gelmez herkes yüklendi adeta. Hemen şöyle bir bakıyorum. Diğer oyun modumuz neymiş? O tamam. Diğer oyun modumuz sevdiğimiz oyun modlarımızdan birisi. Şöyle gelelim arkadaşlar, savaş topu. Ve savaş topunda neymiş? Evet, penaltı atışı arkadaşlar haritamız şu. Penaltı atışı haritası güzel.
güzel. Çok bence zevkli haritalardan birisi. Bazen böyle sinir eden haritalardan birisi ama karakterine göre de değişebiliyor arkadaşlar. Aldığımız karakter, aldığımız savaşçıya göre değişebiliyor. Bence gayet güzel. Yani savaş topu için çok güzel harita seçilmiş. Onun dışında diğer haritamız, oyun modlarımızdan birisi Ödül Avı ve haritamızın adı neymiş? Kayan Yıldız'mış arkadaşlar. Kayan Yıldız benim galibiyet bile almakta zorlandığım harita. Yani bu haritada ben galibiyet alamıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben savaşçı önermeyeyim. Varsa sizin savaşçı öneriniz ben alırım burada. Çünkü bu haritada oldukça mı oldukça zorlanıyorum. Onun dışında ne varmış? Bitmiyordu. Bitmiyordu. İlginç bir şey var. Knockout haritalar ama oyunda olmayan haritalardan birisi muhtemelen. Middle Ground şeklinde çeviriyor. İngilizceye çevirdim. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Yok. Yani muhtemelen bu sağdan soldan genelde tiklerin atıştığı, dynamite'ların karşı karşıya geldiği harita var ya. Middle Ground. Aynen o haritadan bahsediyor. Şu an oyunumuzda yok. Yani Knockout içinde o harita geliyor arkadaşlar. Yani ilginç olan ne biliyor musunuz? 9 tane harita. 9 tane haritamız var ve mücadelede de 9 tane maç kazan diyor. Muhtemelen her maç bir galibiyet ama kaç kazanma hakkımız var, kaç kaybetme hakkımız var bunların hiçbirisini bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece bildiğimiz tek şey haritalar ve mücadelenin bir gün 12 saat sonra gelecek olması. Siz bunu izlerken tabii ki daha az bir süre kalmış olacak. Yani sahur yayınımızı, ilk sahur yayınımızda bu mücadeleyi yapacağız. Gayet normal mücadele ya. Ben yine söylüyorum. This is not normal mücadele. Yani normal bir mücadele değil, ilginç bir mücadele. Oyunumuzun içerisindeki her şey gizemli oldu arkadaşlar. Bin paketini söyledik, bunu söyledik. Yani daha neler neler gerçekten bilmiyorum ama Nisan ayına girerken ilginç şeyler olacak diye düşünüyorum. Bir de 1 Nisan için şaka mı yani? Derler ya şaka gibi bir mücadele. Belki şaka gibi bir mücadele geliyor. Yani tamam ben şöyle düşündüm. Hani 1 Nisan şakası olabilir mi diye de. Ama şakası nasıl olacak? Hani 1 Nisan şakası yapıyor olsalar. Diyelim girdim. Mücadelede 9 maç oynadım. Kazandım. Ödül ne onu bilmiyorum. Tam ödül alacakken bana 1 Nisan diye bana şaka mı yapacaklar? Bu da çok kötü bir şaka olur arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama sizin düşünceleriniz nelerdir? Ne olabilir? Yani gayet normal mücadele derken ne yapıyor olabilirler? Yani buraya baktığımız zaman değişik. Bizim de nasıl bilmiyorum ama böyle sanki bu pin paket bunu verebilirler mi acaba? Yani bunu mu verecekler acaba? Bilmiyorum. Kafasında böyle değişik bir şeyler var. Bunu da veriyor olabilir. Bilmiyorum. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok şu an. Elmaslar diyor. Abi elmaslar deyip de şaka demezlerse çok güzel olur artık. Yani o konuda sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Gayet normal mücadele. This is normal. We already told you. This time is normal. Not normal. This is not normal. Siz abone olmuyorsunuz, beğenmiyorsunuz ya. Bu bence bu da not normal. Yani bu da normal değil. Yani abone olabilirsiniz.